Şimdi sırada aslında normal bir fuar haberi var. Yani Çin malları CNR'da sergileniyor. Çok da ciddi bir firma var ve 800'ü aşkın firma 4 Haziran'a kadar boy gösterecek ama bu işe dair birkaç bir şey söylememe müsaade edin lütfen. İnanın Eminönü'nde bazı esnafların, bazı satıcıların şöyle bağırdıklarını duydum. Hakiki Çin malı. Yani bir formül geliştirirsek hakikinin taklidinin hakikisinin reklamı yapılıyor. Yani önce bir hakiki var. O hakikiyi taklit eden Çin malları, daha sonra da o Çin mallarının Çin malı ve hakiki olduğuna dair bir satış pazarlama yöntemi gelişti. Şimdi o Çin biliyorsunuz dünyanın üretim merkezi, öyle ya da böyle. Tam 800 firmayla CNR'da yer alacak. Bu 800 firma 4 Haziran'a kadar tekstilden işte mobilyaya, farklı oyuncak sektörüne 800 firma tam 4 Haziran'a kadar İstanbul'da vatandaşları bekliyor. İnsanlar gidecekler ve çakma mal, çakma mal, çakma mal diye piyasada ün yapan Çin mallarının hakikisini CNR'da 4 Haziran'a kadar görecekler. Tekstilden inşaat malzemelerine, hırdavattan elektrikli ev aletlerine, mobilyadan züccaciyeye yaklaşık 50 binin üzerinde Çin malı ürün bu fuarda. China Home Life yani Çin ürünleri fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Çinlilerin mutfak ürünleri de bir hayli dikkat çekici, bildiğiniz gibi çatal bıçak yerine bu çubukları kullanıyorlar ve bu ürünler bambu ağacından yapılıyor, kolay yetiştiği için. Sağlık açısından da plastiği pek tercih etmiyorlar. Gördüğünüz gibi kürdanları bile rengarenk. Çinlilerin dikkatini bu ışıklı gaz lambaları da çekmiş ve üretmeye başlamışlar. Aynı zamanda Türklerle de araları bir hayli iyi. Türk pazarına hitap edebilmek için de bu kolyeyi tasarlamışlar. Gördüğünüz gibi kırmızı beyaz yıldızlardan ve yanıp sönen ışıklı Türk bayrağından oluşuyor. Satılmadığını söylüyor. Size hediye. Türk bayrağı nasıl ilginizi çekti? Güzel. Aşığımdır zaten Türk bayraklarına. Çinli kadınlar bu çantaları günlük hayatlarında oldukça sık kullanıyor ve bir özellikleri daha var bu çantaların. Su geçirmiyorlar. Gördüğünüz gibi plaj çantasından makyaj çantasına, Çin kültürünü ve motiflerini taşıyan cüzdanlara kadar birçok çeşidi bulmak mümkün. Ella geçen yılda bu fuara katıldı ve İstanbul'un trafik sorunu dikkatini çekti. Bu yüzden de Çin'deki trafik ışıkları projesini buraya taşıdı ve kendisine bir yatırımcı ortak arıyor. Nedir bu projenin özelliği? Kontrol edebiliyor. Hani saatine göre, zamanına göre ayarlayabiliyor. Çinli girişimciler sadece ürünlerini tanıtmıyorlar burada. Aynı zamanda Türk kültürünü tanımaya çalışıyorlar. Bir çiğ köfte standımız var. Birazdan tadacaklar. Bakalım beğenecekler mi? Buyurun. Farklı ama çok lezzetli, benziyor diyor. Kebap, Turkish kebap. Turkish kebap. Do you mean Adana kebap? I do not. Delicious? Yeah. Turkish kebap. Çok lezzetli. 4 Haziran'a kadar sürecek fuarı 4000 turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Herkes fuara bekliyoruz. Bizim Sinem Karataş valla